Toprak mahsullerinin zekatı. Uşru vermek de farzdır. Topraktan alınan mahsulün zekatına uşr denir. Borcu olanın da uşr vermesi lazımdır. İmam-ı Azam buyuruyor ki, Her sebze ve meyve, az olsun, çok olsun. Mahsul topraktan alındığı zaman, onda birini veya kıymeti kadar altın veya gümüşü, Müslüman fakirlere vermek farzdır. Hayvan gücüyle veya dolap, motor ile sulanan yerdeki mahsul elde edilince, yirmide biri verilir. İster onda bir, ister yirmide bir olsun, hayvan, tohum, alet, gübre, ilaç ve işçi masraflarını düşmeden evvel vermek lazımdır. Bir sağdan, az mahsulün uşru verilmez. Toprağın sahibi çocuk, deli, köle olsa da uşru verilir. Uşru vermeyenden hükümet zorla alır. Ne kadar olursa olsun, ev bahçesindeki meyve ve sebzeler için ve odun ve ot ve saman için uşru verilmez. Balın, fenni tesisat ve masraflar yapılsa dahi, pamuğun, çayın, tütünün, dağdaki ağaç meyvelerinin, mesela zeytinlerin, üzümlerin, onda biri uşr verilir. Zift, petrol ve tuz için uşr yoktur. Birkaç sayfa ileride, Beytül Mal'in dört hazinesinden ikincisine bakınız. Uşru verilmeyen mahsulü yemek haramdır. Yedikten sonra da vermek lazımdır. İbn Abidin buyuruyor ki meyvenin ve ekinin uşru İmam-ı Azama ve İmam-ı Züfer'e göre bitki üzerinde meydana geldikleri ve çürümekten emin oldukları zaman farz olur. Toplanacak hale gelmese de faydelenecek, yenecek hale gelince uşrunu vermek farz olur. İmam-ı Ebu Yusuf'e göre, olgunlaşınca toplamadan önce farz olur. İmamı Muhammed'e göre ise hasattan sonra yani hepsini toplayınca farz olur. Hasattan önce yerinden koparıp yemesi veya başkasına yedirmesi caizdir. Fakat İmam-ı Azam'a göre bunun uşrunu da sonra verir. İki imama göre bunun uşrunu vermesi lazım olmaz. Fakat mahsulün beş vesk olması için bu da hesaba katılır. Olgunlaştıktan sonra koparmış ise İmâm-ı Muhammed'e göre yine uşrunu vermek lazım olmaz. Hepsini topladıktan sonra teref olanın ve çalınanın uşrunu vermek lazım olmaz. Fakir olanlar uşrularını iki imama göre hesap edip verir. Zenginler imama azama göre vermelidir. Hayvan zekatı Mevkufat kitabında buyuruyor ki yılın yarıdan fazlasında parasız çayırda otlayan hayvanlar üretmek için, sütü için olursa bunlara saime hayvan denir. Saime hayvan sayısı nisap miktarı olduktan bir yıl sonra zekatı verilir. Yün için, yük taşımak için, binmek için olursa saime denilmez ve zekat lazım olmaz. Deve, sığır gibi başka cinsten saime hayvanlar birbirlerine ve diğer ticaret eşyasına eklenmezler. Deve zekatı Dört devenin zekatı verilmez. Devenin nisabı beştir. Beş deve, 200 yüz dirhem gümüş karşılığı oluyor. Beş devesi olan, bir koyun verir. Bir koyun, beş dirhem, on yedi gram gümüş demek oluyor. Dokuza kadar bir koyun verilir. Ondan, on dörde kadar devesi olan, iki koyun verir. On beşten, on dokuza kadar üç koyun, yirmiden, 24'e kadar 4 koyun verilir. 25'ten 35'e kadar deve için 2 yaşına girmiş bir yavru dişi deve verilir. 36'dan 45'e kadar 3 yaşına girmiş dişi deve yavrusu verilir. 46'dan 60'a kadar yük vurulabilecek 4 yaşına girmiş dişi deve verilir. 61'den 75'e kadar için 5 yaşında 76'dan 90'a kadar için 2 adet, 3 yaşındaki 91'den 120'ye kadar için 2 adet, 4 yaşında deve verilir. 120'den fazla olan her 5 deve için ayrıca birer koyun verilir. Fakat 145 olunca koyunlar yerine 2 yaşında bir dişi deve verilir. 150 deve için 3 adet dört yaşında deve verilir. Sonra her beş deve için birer koyun da verilir. Fakat 175'ten 185'e kadar devesi olan koyunlar yerine bir adet iki yaşında dişi deve verir. 186 deveden 195'e kadar deve için üç adet dört yaşında deve ile bir adet üç yaşında deve verilir. 196'dan 200'e kadar 4 adet 4 yaşında deve verilir. Zekat olarak erkek deve verilmez. Verecek dişi devesi olmayan erkek devenin değerini altın veya gümüş olarak verir. Bir yaşını doldurmayan deve yavrusunun zekatı verilmez. 200'den çok devesi olan her 50 deve için 150 ile 200 arasındaki işlemi yeniden yapar. Sığır zekatı. Sığırın nisabı 30'dur. 30'dan az sığırı olan bunların zekatını vermez. 30 sığır için 1 adet 1 yaşını aşmış erkek veya dişi buzağa verilir. 39'a kadar hep böyledir. 40'tan 59'a kadar sığırı olan 1 adet 2 yaşını bitirmiş erkek veya dişi dana verir. 60'tan 69'a kadar sığır için iki buzağı verilir. 70 sığır için bir dana ile bir buzağı verilir. 70'ten sonra her 10 için böyle hesap edilir. Her 30 için bir buzağı, her 40 için bir dana artmaktadır. 80 olunca iki dana artmaktadır. Manda zekatı sığır gibidir. Koyun zekatı Koyunun nisabı 40'tır. Kır'tan az koyunu olan, zekatını vermez. K 40'tan 120'ye kadar koyunu olan yalnız bir koyun verir. 121'den, 200'e kadar koyun için 2 koyun verilir. 201'den 400'e kadar 3 koyun verilir. 400 için 4 koyun, sonra her yüz için bir koyun artar. Koyun, keçi, erkek, dişi zekatları hep böyledir. Bir yaşını doldurmayan kuzuların zekatı verilmez. Fakat koyunu da varsa, yavrular da hesaba katılır. Deve ve sığır yavruları da böyledir. Kuzu hiçbir zaman zekat olarak verilmez. At zekatı Erkek ve dişi bir arada ve çayırda, üretmek için beslenirse, zekat lazım olur. Binmek ve yük için ise, lazım olmaz. Yalnız erkek atı olanın, aygının zekatı olmaz. Çünkü üremez. Ticaret niyetiyle beslenirse, ticaret malı zekatı verilir. Ticaret için olmayan, katır ve merkep çok olsa da, zekatları verilmez. Atın nisabı yoktur her at için bir miskal altın verilir. İsterse atların kıymetini hesaplar, kıymetleri altın nisabını dolduruyorsa, kırkta biri kadar altın verir. Deve, sığır ve koyun zekatı olarak, değerleri kadar altın da verilebilir.